Ayrılık acısı çeken bir kişi neler yapmalı? Bundan kurtulmanın bir formülü, bir reçetesi var mı? Yani reçetesi yok. Ama şöyle, demin de konuşmuştuk, reçetesi yok. Ama şöyle bir şey, birincisi ben hep söylediğim şey, her ayrılık acı verir. Sonuçta bir sahiplenmeden sahiplenmişsin, sahiplendiğin şeyi elinden almışlar. Yani doğal olarak bir acı sürecidir. İki duygu, iki his gelir. Birincisi acı hissidir. Ciddi anlamda acı çekersin. Acaba hani bir daha göremem yani duygusudur. İkincisi korkudur. Acaba bu kişi benim için gerçekten doğru kişi miydi? Acaba bir daha kimse benim bunun kadar beni sevebilir mi? Birisi karşıma çıkar mı? Beni sahiplenir mi? Gibi korkular başlar tabii ki. O yüzden benim birinci tavsiyem sıfır iletişim. Sıfır iletişim. Hani ister boşanma olsun, ister ayrılık olsun. Bunların ikisinde de sıfır iletişim dönemidir. Tabii o dönem çok kolay olmuyor. Çünkü sosyal medya var, şu var, bu var. Tabii maalesef ki. Takipler var bir de. Takip ediyorsun. İşte nerede, ne yapıyor, kiminle beraber ve ne yapıyorsun? Demin anlattığım gibi bir obsesif durum var ortada. Ve bir bağımlılık var ve onu besliyorsun sürekli. Ayrılık sürecinde onu besliyorsun takip aslında. Takip etmemeli mi sosyal medyada? Tabii, kesinlikle. Kesinlikle. Yani bu kişi artık hayatımda yok. Bunu kabullenme süreci tabii farklıdır. Sıfır iletişim dönemine geçecek. Sonra geçeceğine inanmamız gerekiyor. Yani bu geçecek. Acı geçer. Neler neler geçmedi ki. Hani güzel günlerimiz de geçti, kötü günlerimiz de geçer. Yani bunun geçeceğine inanmak gerekiyor. Bir de yasını tut. Herkes dediğim gibi hani demin söyledim. Hani boş ver ya, düşünme. Niye odaya kapandın? Niye kendi içine kapandın? Ya düşünme, boş ver. Niye ağlıyorsun? Değmez. Diyorlar ya, değer. Yaşadıysan onunla. Bu zaten onunla. Mümkün değil. Hani birine bir şeyi 1-2-3 diyeyim ve sen bu rakamları unut dediğinizde, hı-hı, daha çok hafıza tekrar edecektir. Aynen. Değil mi? Aynen. Neyi baskılarsan o, evet, daha çok tezahür etmek ister. Hı-hı. Daha çok kendini göstermek ister. Yasını tut. Birincisi, yas tutma süreci de ister kişi vefat etmiş. Hani birisi kayıp ille de, hani ben ilk kitabım kayıp üzerine zaten. Hani kayıp ille de ayrılık acısı mevzusu değil. Para kaybı olabilir, aşk kaybı olabilir, ölüm olabilir, sağlık kaybı olabilir, kayıp. Bir kayıp yaşadıysan onun süreci vardır, onu atlatma sürecin vardır. Yasını tutacaksın. Peki bu yası tutmanın evreleri vardır. Şok ve inkar dönemi başlıyor ilk önce. Kabul etmek istemiyorsun, şok yaşıyorsun, yanındaymış gibi davranıyorsun. O yüzden sürekli mesajlaşma bombardımanını tutuyorsun. Arama isteği, telefonu alıyorsun. Mesaj atsam mı, atmasam mı? Şimdi beni düşünüyor mu acaba? Sürekli hayatında varmış gibi yapıyorsun ve sürekli onu taciz etmeye başlıyorsun. Mesaj atıyorsun. O kişiyi günden güne senden uzaklaşmaya başlıyor. Artık varmış gibi hissediyorsun yanında ama gün ve gün senden uzaklaşıyor. İkinci mevzu kızgınlıktır. Ciddi anlamda bir öfke hissediyorsun. Niye ben? Niye benim başıma geliyor ya? Bu kadar insan varken ben niye acı çekmeliyim? İşte Ayşe, Fatma bu kadar mutlu ilişkiler yaşıyor. Ben niye? Benim başıma niye geliyor? İsyan var, bir öfke var. Kabullenememe. Üçüncü mevzu ciddi bir konu. Bir de pazarlık yapıyoruz. Yani kendiyle değil. Hani karşındaki kişiyle değil, yaradanla, hani tamam bunu başıma geldi hani bir nevi. İşte bunu kaybettim ama en azından bu işi kazanayım ya. Bu şeyi yapayım ya. Hani bir pazarlığa giriyorsun. O da olmayınca bu sefer döngü tekrardan, tekrardan dönmeye başlıyor. Ve bu sefer depresyona giriyorsun. Ciddi anlamda serotonin, bu evrede serotonin düşüşünü fark ediyorsun. Artık karamsarlığın dibine çöküyorsun. Serotonin zaten aşk evresinde dedik biraz düşüyor. Artık bu ayrılık sürecinde ve depresyon sürecinde iyice çökmeye başlıyor.